YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı ne olacak ve bunun sonuçları nereye doğru gidecek? AKP içinde bir bölünme yaşanacak mı? Yeni bir parti ortaya çıkacak mı? AKP'yi ve Erdoğan'ı nasıl bir gelecek bekliyor? Dış politika bütün bunlardan nasıl etkilenecek? ABD ile Rusya arasında kalan Türkiye nereye doğru gidecek? Ve bu arada aktüel bir konu, S-400 anlaşması ne olacak? İptal mi edilecek yoksa devam mı edilecek? ABD ile yaşanacak gerginlikler pahasına bu konuları, bu çok önemli konuları ve belki de bundan fazlasını konuşacağımız arkadaşımız, konuğumuz, meslektaşımız gazeteci Ali Tarakçı. Hoş geldin. Hoş geldin. Bayağı önemli konular saydım ama sen her gün bunları ve çok daha fazlasını konuşuyorsun. Gazetende damgada yazıyorsun. Öncelikle YSK'nın İstanbul konusunda ne tür bir karar alabileceği üzerine senin öngörünü biliyorum. Hatta büyük ihtimalle yeniden seçimlere gidilecek diyorsun. Hatta 6'ya 5 diye bir süre önce bir rakam da vermiştin. Hala aynı kanda mısın? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bugünkü Türkiye realitesinde iktidarın bu kadar baskıcı olduğu, buyurgan bir dile sahip olduğu, yargıdan tüm bürokrasiye kadar hakim olduğu ve otoriter bir yapı kurduğu bir yerde yüksek hakimlerden oluşan YSK'nın gerçekten bağımsız bir karar verebilmesi mümkün mü? Aslında bu yanıtların kocaman hayır. Kendi içtihatı açısından, 298 sayılı yasa açısından önüne gelen tüm itirazları reddetmesi gerekiyor. Eğer gerçekten hukuku işletecekse ve YSK 298 sayılı yasaya göre ve kendi içtihatlarına yönelik olarak bir karar verecekse İstanbul'daki seçimleri yenilememesi gerekiyor. Ama 1 Nisan sabahından itibaren hem Sayın Devlet Bahçeli'nin hem Sayın Erdoğan'ın hem partinin yetkililerinin bir şeyler oldu ama ne olduğunu da bilmedikleri bir şeyler, ama bunu Ekrem İmamoğlu da yapmadı, bunu CHP de yapmadı ama ya bir şeyler oldu, anlatabiliyor muyum? O bir şeyleri o da bilmiyor. Onlar da bilmiyorlar. Aslında hepsi biliyorlar çok açık. Yani bu seçimlerde ne hile var ne suistimal. Evet, küçük yanlışlıklar var mı? Var. Küçük usulsüzlükler var mı? Var. Ama sonucu değiştirebilecek kadar. Türkiye'nin tüm seçim tarihinde bunların hepsi var. Yani düşünün, bir belediye başkanı bir beldesinde, ilçesinde, ilde ya seçim kazanabilmek için tüm olanaklarını kullanır mı? Kullanmak ister mi? İster. Bu normal mi? Normal. YSK niye var? Onun usulsüzlük yapmış. İşte muhtarındır, belediye meclis üyesindir, belediye başkanıdır, milletvekilindir, neyse seçimler itibariyle o usulsüzlükleri engellemek için bir yasa koymuş, mevzuat koymuş. Ya o mevzuata uygun davranıyor. Şimdi o mevzuat belli. Sandık başkanlarını sen atadın. 31 Ocak tarihi itibariyle seçmenleri sen kesinleştirdin. Aklına ne geliyorsa hepsini sen yaptın. Şimdi bir muhalefet partisine sen hile yaptın diyemezsin. Diyorsan da zaten belli olur. Islak imzalar var mı? Var. Atıyorum, geçersiz oylarla ilgili bir tutanağın var mı? Yok. Başka oylarla ilgili İstanbul'da tuttuğun tutanak var mı? Yok. Başka yerlerde bu sandık başkanları ile ilgili, işte atıyorum kamuda görev yapmayanlar diye söylüyorsunuz. Ama Mart ayının 3. ayda, evet, 2018'in Mart'ında mevzuatı sen değiştirmedin mi? Sen değiştirdin. Ne yaptınız? Kamuda çalışanlar dediniz. Bakın, çok açık. Açın mevzuatı. Diyor ki sandık başkanları kamuda çalışanlardan oluşur. Kamuda çalışanlar ne demek? Devlet memuru mu? İSKİ'de çalışan da bir kamu çalışanı değil mi? Söyleyeyim, İKTAŞ'ta çalışan da, belediyede çalışan. Ha, orada koymuş, zabıta olamaz. Bunu da sen denetleyeceksin. Muhalefetin görevi mi onu denetlemek? Peki. Ben miyim o konuda sorumlu? Ya diyeyim ki ben muhalefetim, belediye başkan adayım. Diyeyim ki ben hile yapmak istedim. Sen niye bostan korkuluğu musun orada? Onu engelleyeceksin. Sadı Güven demedi mi 31 Ocak sonrasında? Türkiye'de hayali seçmen yoktur. Evet. İlk itirazlar neydi? Hayali seçmendi, bilmem neydi. Taşıma seçmen dediler, ondan da vazgeçtiler. Neden? Taşıma seçmen gayri ahlaki. Bakın, taşıma seçmen gayri ahlaki ama yasal. Neden? Herhangi bir Türkiye vatandaşı ikametgah serbest mi bu ülkede? İstediği yere gidebilir mi? İstediği yere yerleşebilir mi? İstediği yerde seçmen olabilir mi? Ya AK Parti demiyor mu? Bizim 500 bin civarında seçmenimiz Anadolu'ya gitti, muhtar seçti, belediye başkanı seçti demiyor mu?
meclis üyesi seçti demiyor mu? Oradaki seçimleri iptal etmeyi düşünüyorlar mı? Çünkü bir seçmenin bir başka yere giderek seçmen olması yasal, anayasal hakkı. Bakın anayasal hakkı. Onunla ilgili iki tane mevzuat koymuşsun mevzuat maddesine. Demişsin ki bir seçmenin bir yere geldiğinde ikametgah edebi kira kontratı, tapu kaydı, işte doğalgazdır, sudur, telefondur şeyi olacak, faturaları olacak. Onu ikametgaha kabul ediyor. Başka neyiniz olacak? Ve merkezi sistem biliyor musunuz? E-Devlet. Başka bir yerde gözüküyorsanız da yapamıyorsunuz. Oradan alıp gelmiş olmanız gerekiyor. İrade. İki, ben herhangi bir ilde, herhangi bir mahallede, herhangi bir sokakta sizinle ilgili olarak benim evimde ikametgah ediyor dediğimde bu genel kabul görüyor biliyor musunuz? Yani tekrar konusu gündeme gelirse bunun hukukla yasalarla siyasi baskı. Bir siyasi irade olacak. Yani bu siyasi iradenin bugün itibariyle özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugün o siyasi iradeye direnebilecek bir yapı yok Türkiye'de. Peki diyelim ki böyle bir karar çıktı. Seçimler tekrar edilecek. Ama ben önce şunu söyleyeyim. İnşallah edilmez. Bak bunu çok açık söylüyorum. Peki. İnşallah YSK direnir. Ama direnirse de başka bedeli var. Direnmezse de bedeli var. Diyelim ki seçimlerin tekrarı karar alındı. Ne olacak? Yani yeni seçimlerden farklı bir sonuç çıkabilir mi? Şimdi şöyle söyleyelim. Birincisi mesela ben çok merak ediyorum. Bununla ilgili araştırdım ama bulamıyorum. Bir, yeni seçim olursa İstanbul'da Büyükçekmece ve Maltepe'yi mi yenileyecekler? Ve onun üzerinden mi büyükşehir seçimlerini yenileyecekler? Yoksa hiçbir ilçeyi yenilemeden sadece büyükşehir mi yenileyecekler? Ya da gerçekten de üçüncü bir seçenek tipler red mi edecekler? Ya da ben dördüncü bir seçenek istiyorum. İstanbul'da 39 ilçe artı bir büyükşehir mi yenileyecekler? Bunu bilmiyoruz. Başka bir şey daha bilmiyoruz. Diyelim ki yenileme yaptı. İBB belediye başkanı kim olacak? Diyelim ki Büyükçekmece'de ve Maltepe'de seçimi yeniledi. Belediye başkanları kim olacak? Eski belediye başkanları olacaksa yine Hasan Akgönül'ü Ali Kılıç olacak. İBB'de Mevlüt Uysal yeniden gelecek belediye başkanı mı olacak? Ya da vali mi atacak? Bakın bunlar da önemli. Bunlar işin bir yanı. Bunlar da muamma. Mutlaka bir mevzuat var ama benim o konuda bilgim yok. Başka bir örnek vereceğim. İstanbul'da seçimler yenilenirse ne olur? Herkes bu değil mi? Şimdi genel bir şey çıkıyor. Eğer iradeye el konulursa seçimlerin boykot edilmesi tartışılıyor. Evet, mesela. Evet. O da önemli bir seçenek. Evet, bir seçenek olarak konuşuluyor. Venezuela'da muhalefet boykot etti mi? Etti. Seçimleri Maduro kazandı mı? Evet. Hukuki mi? Tartışmalı ama sonuç geçerli oldu. Yani dünyada %50'nin altında katılımla seçimlerin olduğu yerler var mı? Orta Avrupa'da dahil. Var. Kimse milli irade tartışıyor mu orada? Çünkü nedir? Sandığa gidenlerin iradesinin, sandığa gitmeyen irade sayılmıyor zaten. Birincisi bu. Türkiye'de boykotu tartışmak bile demokratik bir seçenek değildir. Önce onu CHP söyleyeyim. Böyle bir şey düşünüyor mu ya da muhalefet? Ben düşüneceğini zannetmiyorum. Önce onu söyleyeyim. Bu tür iddialar var çünkü. Hayır. Böyle bir kamuoyu baskısı oluşur. Çok açık. Çok şimdi farazi yapıyoruz. Fantezi yapıyoruz tabii, aslında. Tabii, yani tabii, çok açık. Tabii, tabii. Olasılıklar değerlendirir. Ama bakın İstanbul'da kimsenin görmediği, CHP'lilerin de okumadığı, muhalefetin de okumadığı bir şey var. AK Parti'nin de okumadığı. AK Parti diyor ki bizim seçmenimiz sandığa gitmedi. Öyle mi gerçekten? Bakın 16 Nisan referandumunda evet bloğun İstanbul oyu 48.65. Bu seçimlerde ne oy aldılar biliyor musunuz? 48.65 Binali Bey'in 4.156.000 oyunun karşılığı bu yaklaşık olarak. Muhalefetin oyuna kadar 48.85. Bunun karşılığı ne? 16 Nisan referandumundaki 51. küsur değil. Yani 51.3 oy değil. Gelelim 24 Haziran'a. Yani bundan 11 ay önce, 10 ay önce yapılan seçimlerde muhalefetin aldığı İstanbul oyu %50. Yani yaklaşık olarak 4.450.000. Ben bunu yuvarlak 4.500.000 diyeceğim. Şeyin aldığı, AK Parti'nin aldığı oy ne? O da %50, o da 4.5 milyon bandı. Şimdi bir şey soralım. İkisinin de bu seçimlerde aldığı oy 4.150.000. Yani 4 milyon aradaki fark zaten 14.000'li oylu. Bakın bandı. Her ikisi şeyin de 350.000 civarında seçmeni sandığa gitmemiş. Sandığa gitmeyen sadece AK Parti seçmeni değil. Tabii. Muhalefetin bir grubu, bu sol entelektüel diyelim ki ya da ekonomik durumu son derece iyi olan bir, Binali Bey'in karşısında Ekrem Bey'in hiç şansı yok diyen. İki, AK Parti ne yapar yapar İstanbul seçimlerine alır
vermez muhalefete diyen. Zaten Ekrem Bey küçük bir ilçenin belediye başkanı kim ki tanıyor ki, zaten kazanamaz diyen bir kesim sandığa gitmedi muhalefete. 3 tane örneği var. Bunu her yerde anlatıyorum. Bakın Kadıköy'de 24 Haziran'da seçime katılma oranı %90 civarında. Beşiktaş'ta %90 civarında. İstanbul'da %90 civarında. Bu seçimlerde seçime katılma oranı 83 nokta küsur. Yani 84 bandı. Hem muhalefetten hem AK Parti cenahından sandığa gitmeyen bir kesim var. Mesela hemen Beyoğlu'nda bulunduğumuz yerde Cihangir'de seçime katılma oranı %60'larda. Burası muhalefetin merkezi olan bir yer. Evet. Gitmedi. Yani sandığa. Yeni seçimler olursa bunlar gidecekler. Ve seçime katılma oranı İstanbul'da 90-92 olur. Bakın şu söylenebilir. Ya kazandığımız bir seçim kardeşim. Bu adamlar 7 Haziran'da da seçim yaptılar 2015'te. Sonra bu seçim sonucunu tanımadılar. Yani Türkiye'yi yeniden 1 Kasım seçimlerine taşıdılar ve kazandılar. Unutulan bir şey var. O gün seçimlerin yenilenmesinde muhalefetin payını herkes unutuyor. Koalisyon kuramadın. Bir. Değil mi? Çok açık ve net bir şekilde. Beceremedin bunu. Hatta Devlet Bahçeli'ye gel ol, sana da başbakan ol dediler. Kabul etmedin. Başka ne oldu? Terör oldu. Ekonomik sorunlar. İnsanlar kaygılandı, korktular. Bu korkuyu AK Parti iktidarı, devlet kullandı. Bir siyasal iktidar kullanır zaten o korkuyu. Seçim kazanmak istiyor. Ama bugünkü durum konjektürel durumla, yani bir seçim yenilenmesi durumunda 2015'in konjektürel durumu aynı değildir. Çok açık ve net. Ama benim tek bir kaygım var. Bakın tek kaygım o da şudur. Tekrar söylüyorum, inşallah yenilenmez. Şu anda cezaevlerinde binlerce insan ölüm orucunda. Abdullah Öcalan'a tecritin kaldırılması için. 8 tane insan ölmüş durumda. 15 insan, ya açlık grevinde 15'i şu anda ölüm orucunun sınırında. Korkum şudur. Bu insanlar ölürse PKK'nın gençlik yapılanmasının takın büyük şehirlerde eylem yapabileceği gerçeğidir. Bakın bu bir risktir. Bu bir sorundur. Onun için Türkiye'de aklı başında olan herkes, devlet de dahil olmak üzere, bu cezaevlerindeki açlık grevleri bitirilmeli. Türkiye'nin istikrarsızlaşmasına, terörün büyümesine, terörün derinleşmesine engel olabilecek ve müdahale edilmelidir. Mesela en önemli şeylerden, benim gördüğüm gerçeklerden biridir. İki, ekonomi çok kötü. Bir kez daha AK Parti bu İstanbul'da seçim yenilenme kararı alırsa doların nereye uçacağını, yabancı sermayenin ve uluslararası Türkiye'ye para getirmeye, borç vermeye çalışan kuruluşların vermeyeceğini ve tereddüt edeceğini ve AK Parti'nin en önemlisi kendi meşruiyet ayağını keseceğidir. Evet. Çünkü AK Parti'nin bu ülkedeki en önemli meşruiyeti seçimler ve tüm siyasal iktidarların aslında millet bunu peki görmüyor mu? Yani denilenlerin özeti muhtemelen yeniden seçim olursa İmamoğlu daha büyük bir farkla. Ben 200-250 bin fark olarak ciddi görüyorum. Ciddi bir fark. Bugünkünden çok farklı bir kesinlikle. Şey. Kesinlikle. Bunu iktidar görmüyor. Görmüyor. Çünkü iktidar bunu görebilseydi, bakın çok açık bir söz. İktidar 15 Temmuz 2016 yılından sonra yaşanan süreci görebilse, ekonomiyi görebilse, Türkiye'deki yaşananları görebilse bu dili mi kullanır? Başka bir şey daha söyleyeceğim. Ekonomideki Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın söyledikleri, çıkan sonuçlar aynı mı? Gördüklerini mi düşünüyorsunuz? Neyi görmüşler? Vallahi de billahi de hiçbir şey görmüyorlar. Ve hep anlattığım bir örnek var, çok somut. İşte araba kullanan herkes bilir. Biz sağ ve sol aynalara bakarız değil mi araba kullanırken? Eğer oraya bakmazsanız sol taraftan gelen kamyonu üzerinizden geçecek bir arabayı göremezsiniz. Yani bile bile lades dersiniz. O aynaları, kör nokta dediğimiz aynı, şu anda AK Parti o aynalarını kullanmıyor ve kullanabileceği aynası da kalmadı. Çünkü onu uyarabilecek için, uyarabilmesi için partide eleştiri getirebilecek insanların olması gerekiyor. AK Parti son 3 yıldır kendi içinde eleştiri getirebilecek herkesi tasfiye etti. Tam bu noktada ve bir şey daha söyleyeceğim. Parti bugün, AK Parti saraydaki, külliyedeki danışmanlar tarafından devlet yönetiliyor ve AK Parti'nin uyarılarını da o külliyedeki danışmanlar tarafından dikkate alındığını düşünmüyorum. Oradaki danışmanlar Sayın Cumhurbaşkanı
akıl veren ya da onun önüne strateji koyan danışmanların da sokağın gerçekliğinden uzaklaştığını düşünüyorum. Tam bu noktada şunu soracağım. Bir ara bir ışık yandı söndü gibi sanki. İki kelime telaffuz Türkiye edildi. İttifakı. Türkiye İttifakı, bir de demirin soğutulması. Sonra bir şeyler oldu ve bunlar buharlaştı gibi. Böyle bir ihtimal var mı AKP'nin, Erdoğan'ın Türkiye iktidarı fikrine dönmesi ya da bu fikri de daha doğrusu açıklanmadı ama ya daha geniş bir koalisyona gitmesi, MHP'nin etkisinden çıkması gibi? Bir kere Türkiye'deki bugüne kadar, yani özellikle ben 1950'den sonra söyleyeceğim, Türkiye'nin en pragmatik lideri tartışmasız Erdoğan. Ve bu pragmatik liderinde, yani atıyorum bir yıl önce, iki yıl önce önüne, toplumun önüne koyduğu bir politika söylemi birkaç yıl sonra ya da birkaç ay sonra reddedebilen ve bu reddettiğini de toplumu inandıran ve bunu da sorgulamayan bir seçmen kitlesi var bu ülkede. Yani Erdoğan siyaseti bu pragmatik kimliğiyle değiştirebilir. Çok açık net söylüyorum. Beni şaşırtmaz değiştirirse. Ama özellikle hem seçimler öncesinde hem seçimler sonrasında koyduğu politikalar bunu söyleyebilme şansını ortadan kaldırıyor. Çünkü o pragmatik liderliği de artık yavaş yavaş başka bir şeye dönüşüyor. Yani oradaki pragmatizmi uygulayabilecek bir durumda da değil. Neden? Bunun birkaç tane nedeni var. Dediğim gibi AK Parti'nin kendi içerisinde eleştirel mekanizmayı kapadı. AK Parti'nin içerisinde aşağıda teşkilat içerisindekilerinin söz sahibi olabileceği, akıl adamlar, parti içerisindeki akıl adamlar, abiler diyebileceğimiz mekanizma ortadan kalktı. AK Parti'nin 2001 Erdemler Hareketi ve 2001'deki kuruluş süreciyle bugünkü arasındaki biriktirmiş olduğu aklı kaybetti ve vicdanı kaybetti. Ve yetmez, 16 Nisan referandumuyla aynı zamanda öyle bir tek adam şeyi koydu ki, yapısı koydu ki, Erdoğan'ın ağzına bakan, Erdoğan ne söylerse doğru diyen ve söylediklerini eleştirmeden ona alt malzeme hazırlayan, yani söylemleriyle onu destekleyen, bir tane eleştirebilecek, acaba sorusunu bile sorabilecek aklı uzaklaştırdı. Şimdi böyle bir yerden Türkiye ittifakı çıkar mı? Zor. Ama yine başka bir şey. MHP bugün bu iktidarın asil ortağıdır. Yetmez. Aslında MHP bugün bu devletin asil sahibidir. Nasıl asıl sahibi? Yargıdan emniyete, emniyetten askere, askerden istihbarata kadar. Kim tutuklansın derse tutuklanıyor, dikkat edin. Eski emniyet istihbaratını kim tutuklattı? Ben mi tutuklattım? Konuşması ortada, konuşmanın sonunda tutuklanıyor. Bir gerekçe var mı? Vallahi de billahi de bir gerekçe merekçe yok. Ve Bahçeli aslında Türkiye İttifakı diyen Erdoğan'ı açık açık tehdit etti. Ne dedi? Dedi ki bizim oyumuz 18.81, bir de çok bilinçli boy, 1881 Mustafa Kemal'in şeyi, 18.81 dedi. Dedi ki ey Erdoğan, senin oyun 34 bandında kardeşim. Tamam, hatta 33 onu söylediğine göre. Dedi ki ben olmazsam ülkeyi yönetemezsin. Ben kenara çekilirim. Zaten seçmen karşılığında belli. Türkiye İttifakı falan da ben olmadan da kuramazsın. Kurarsan da ülkenin beka meselesini tehdit altında bırakırsın. Ve Erdoğan değiştirdi söylemi. Değiştirdi. Çünkü Erdoğan MHP'ye mecbur. Erdoğan Bahçeli'ye mecbur. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeceğim. Erdoğan'ın bugün kullandığı dil tam da rahmetli Alparslan Türkeş'in 12 Eylül'de biz içerideyiz ama fikrimiz iktidarda, devlette dediği döneme denk düşüyor. Yani aslında baktığınızda yürütmenin içerisinde MHP'den ve Devlet Bahçeli'den kimse yok ama zihniyet ne yazık ki bugün MHP zihniyeti, otoriter dil zihniyeti, milliyetçi dil zihniyeti, çok açık buyurgan dil zihniyeti bugün devlete ve iktidara hakimdir. Yani bir anlamda aslında fikir ve zihniyet MHP'nindir. Burada da bir ama dememiz gerekiyor. AKP ile ilgili, iktidar bloğu ile ilgili böyle tespitler yapıyoruz ama AKP'nin içinden farklı sesler çıkıyor. Muhalifler var. Belirgin olarak ilk adımı atan, ciddi bir manifesto yayınlayarak ilk adımı atan Davutoğlu oldu. Nedir bu hareketin geleceğini, nasıl görüyorsun? Şimdi ben burada söylüyorum, tabii daha önce söylemedim ama şimdi açıktan söyleyeyim. Davutoğlu ile seçimlerden 3 ay önce ben görüştüm ve parti kuracağım meselesini de üstü kapalı söylediğimde insanlar neye göre söylüyorsun diye. Bu parti kurulacağı çok açık ve net. Davutoğlu bununla ilgili çok uzun süredir çalışıyor. O manifesto bir anlamda şunu yaptı. Direkt olarak parti içerisine ve Erdoğan'a seslendi aslında. Yapması gereken de oydu.
bunu bir kopuşla yapsaydı ahlaki olmazdı, doğru olmazdı, bu kadar ses getirmezdi. Ya açık dedi ki 2002 kuruluş felsefelerine dönülsün. Çok açık bugünkü sistem değiştirilsin, demokratik bir parlamenter sisteme dönülsün. Partili cumhurbaşkanına ayrıştırılsın, parti genel başkanı ayrı olsun, cumhurbaşkanı ayrı olsun dedi. Aynı zamanda da hem ekonomiyle ilgili hem partinin bugünkü geldiği noktayla ilgili çok ciddi eleştirilerde bulundu. Bakın bu anlamlı bir eleştiri. Çünkü AK Parti'ye dışarıdan yapacağınız eleştiriler çok anlamlı eleştiriler değildir. Asıl içeriden gelebilecek eleştiriler anlamlıdır. O eleştiriler, o duruşlar, o karşı çıkışlar bir hareketi değiştirebilir ve dönüştürebilir. Çünkü dışarıdan yaptığınız her eleştiri orayı bütünleştirir aslında. Bir saldırı olarak bakılarak. Şimdi yine görülmeyen bir şey daha var. Davutoğlu ve Abdullah Gül'ün muhalefet açısından bir saygınlığı ya da kızgınlığı olabilir. Bu normal. Zaten Türkiye %50. Asıl anlamlı olan Gül'ün ve Davutoğlu'nun AK Parti'nin içerisinde hala bir karşılığının olduğu ve ciddi bir karşılığının olduğu meselesidir. Gerçekten okumuyorlar bir kere bu gerçeği. Ben çok basit iki tane örnek vereceğim. Bugün Twitter'da en çok takip edilen siyasetçilerin başında kim geliyor? Erdoğan geliyor. Erdoğan. Sonra Abdullah Gül geliyor. Öyle mi? Sonra Kılıçdaroğlu geliyor. Sonra da Davutoğlu geliyor. Şimdi ya bu ilgi merkezinde olduğunu, yani toplumun farklı kesimlerinin onun ne dediğine baktığını gösterir. Çok açık, benim için çok küçük bir kriter gibi gözükür ama benim için önemli bir kriter. Bu arada Davutoğlu'yla Gül birlikte mi anılıyor? Bence kesinlikle. Ayrı parti kurulacak asla deniyor. Örneğin Fehmi Koru bu işleri biraz... Asla öyle olduğunu düşünmüyorum. Davutoğlu'yla Gül'ün ayrı hareket edeceğini düşünmüyorum. Babacan'ın da ayrı hareket edeceğini düşünmüyorum. Ama şöyle bakın. AK Parti'nin içerisinde farklı düşünen, farklı bakan insanlar var. Ve onların farklı arayışlar yapması kadar doğal bir şey olabilir mi? Çünkü herkes gidişattan rahatsız. Yani bakın AK Parti ve Sayın Erdoğan geçmişte ne diyordu? Ben cümleyi değiştireceğim. Partimizin bekası değil, aslında ülkenin bekası esastır diyordu. Yani ülkenin geleceği için partimizi feda edebiliriz. Bugün aslında partiyi feda etmemek adına ülkenin bekası, ülke feda ediliyor. Şimdi bu açıdan bunu gören AK Parti'de ciddi bir muhalif kesim ve bu ülkeyle gerçekten eleştirel anlamda bakabilen, yaşanan sürecin yanlış gittiğini gören bir kesim var. Ama bu kesimi dinleyecek ne yazık ki kimse yok. Ve bu kesimi dinleyecek, onu genel olarak merkeze oturtturup onunla tartışacak da bir kesim yok. Bak bir örnek veriyorum, belki çok fark edilmiyor. 31 Aralık seçimlerinde ben dörtlü trajiko diyorum onlara. Berat Albayrak, Fatma Betül Sayan, Mehmet Muş, Mustafa Varank'ı beşinci ayak olarak koyuyorum. Bir de Bayram Şen Ocak. Bakın bu dörtlü yapı İstanbul'da AK Parti'nin İstanbul milletvekillerini SKM'de çalıştırmadılar. Bakın çok açık ve net söylüyorum. Çalıştırmadılar. Çünkü herkesin bakışı şu. Erdoğan sokağa çıkar. Evet, sokakta olumsuzluk var. Evet, parti içinde eleştiriler var. Ama Erdoğan sokağa çıkar, konuşur ve kitleleri alır peşinden götürür. Erdoğan o dili kullanmasaydı daha kötü bir sonuç alırdı. Önce onu söyleyeyim. Yani Erdoğan aslında evet eleştiriyoruz o dili ama o dille aynı zamanda hem milliyetçi grubu hem AK Parti'nin büyük bir kesimini, yani oy vermeyecek, sandığa gitmeyecek bir kesimini konsolide etti aslında. Ya kendi açısından doğru yapıyor. Ha ülke açısından doğru mu? Vallahi de billahi de değil. Ama kendi partisinin ve kendi açısından doğru mu? Evet doğru. Ve partinin ve iktidardaki geleceğini Erdoğan üzerinden kurgulayan bir yapı. Yani Erdoğan olmadığında kıymeti harbiyesi olmayacak insanlarındır aslında 31 Mart seçimleriyle ilgili itiraz sesini yükseltmeleri. Şunu tekrar izninizle sorayım. Yeni parti kurulacak. Ne zaman kurulacak peki? Ben mesela seçim yenilenirse parti kuruluşunun erteleneceğini düşünüyorum. Hmm. Çünkü niye? Eğer partiyi kurarlarsa o zaman partinin içerisinde bir yapı çok açık ve alenen şey söyler. Yani siz CHP'nin iktidar olmasını istiyorsunuz ve partiyi içeriden parçalıyorsunuz diye. Ya orada kalırlar, şey yapmazlar, hareketlerine devam ederler, eleştirilerine devam ederler ama ötelerler önce olsun. Eğer seçim yenilenmezse, ya bu karar çıkmazsa da çok kısa bir zamanda kararlarını açıklayacaklarını düşünüyorum. Yani ben mesela şeyi biliyorum, hem kurucular kuruluyla ilgili hem il yönetiminin başkanın kim olmasıyla ilgili, ilçelerde kimlerin başkan olmasıyla ilgili arayışlar yapıldığını ve teklifler götürüldüğünü bizzat çok yakından biliyorum yani. Bizzat ne olur, çok yakın. Bu parti kurulduktan sonra bir gücü olur mu? Mecliste bir grup oluşturabilirler mi? Bir kere ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'de AK Parti'nin içerisinden çıkmayacak hiçbir siyasal yapının
Türkiye'yi kucaklayabileceğini düşünmüyorum, önce söyleyeyim. Yani bugün Türkiye'deki muhalefetin birlikteliği ilkesel bir birliktelik değildir. Muhalefetin birlikteliği Erdoğan karşıtlığı üzerinden kurulmuş bir birlikteliktir. Demokrasi anlayışından tutun hukuk anlayışına kadar genel olarak bir bütünsel zihniyet birlikteliklerine, bir koalisyona şey yapmıyor, tekabül etmiyor. Ve inandığım, kendi açımdan hem dünya açısından söylüyorum hem Türkiye açısından söylüyorum, ana akım siyasetler içerisinden çıkmayan hareketlerin Türkiye'de iktidar olamayacağı gerçeğidir. Yani bunu işte 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden çıkan Demokrat Parti olarak bakın, Demokrat Parti'nin içerisinden çıkan Adalet Partisi olarak bakın, 12 Eylül'ün hemen sonrasında 1983 yılında ana gövde itibariyle Adalet Partisi içerisinde olan Ana Vatan Partisi, ama içerisinde Milli Selamet Partisi'nin, CHP'nin ve MHP'nin dörtlü ittifak denilen, hatta farklı siyasi kesimlerin yer aldığı ittifak. Bunlar olağanüstü durumlar ama hep ana akımın içerisinden çıkıyor. Ve özellikle anlatıyorum, AK Parti Türkiye'de kim ne derse desin, çok açık net koyduğum bir şey var. AK Parti hareketi 2002 yılında tarihsel sahneye çıkardı. Türkiye'nin bürokratik oligarşisiyle, bürokratik cumhuriyetle, otoriter cumhuriyetle bir kavganın adıdır. Çok net bir şekilde. Demokratikleşmenin adıdır. Çok net bir şekilde. Milletteki karşılığı aslında buyurgan otoriter devletin diline karşı hizmetkar bir dili savunmanın adıdır. Bunu katılırsanız katılmazsınız, eleştirileriniz olur olmaz. Böyledir. Avrupa Birliği ile buluşturmayı, Türkiye 2010 yılına kadar refah düzeyine yükseltmesi, demokratik hakların gerçekten en üst düzeye çıkması, Kürt halkıyla, Alevilerle müthiş bir toplumsal barış eğlenmesi, Müslümanlarla, özellikle AK Parti'nin geleneksel itibariyle muhafazakarlığıyla barış eğlenmesi, bunlar olumlu şeyler ve Türkiye'yi demokratikleştiren bir süreç. Ve tam bu noktada hep anlattığım, yine bir örnek var. Bir civciv, kaç dakikada toparlamamız gerekiyor. Bir civciv 27 günde oluşuyor. 27 gün öncesinde, 21 günde civcivin yumurtasına vurursanız içindeki civciv ölüyor. 27 günü de geçirirseniz civciv yine ölüyor. Ancak civciv içeriden kırınca yaşayabiliyor. Şimdi AK Parti'nin, bir civciv gibi düşünün. Şu anda AK Parti'nin içerisindeki muhalif hareket civciv durumuna gelmiştir ve yumurtayı içerisinden kırıyor ve yumurtayı kıracak, toplumsal hayatını içerisine girecek. Meclise nasıl bir destek bulur? AKP çok içinden ciddi bir destek olabilir bulur. Olabilir çok, neden mi söyleyeyim? Siyaset niye yapılıyor? İnsanlar geleceğe yönelik, yani siyaset devam ettirebilmek istiyor. AK Parti'nin Türk siyasetinde uzun süreli kalamayacağı artık yavaş yavaş herkes tarafından görülüyor. Eğer çok ciddi, topluma güven veren, kucaklayıcı, yani ortaya koyduğu programıyla, kurucular kuruluyla, il başkanlarıyla, evet, ilçe başkanlarıyla, hatta genel başkanıyla topluma güven verdiğinde AK Parti içerisinde ciddi bir yapının ben parçalanacağını düşünüyorum. Çünkü onlar o civcivi, yani kabuğunu kıracak olanlara yabancı olanlar değiller. Ve bir şey daha söyleyeyim. AK Parti'nin içerisinde fırtına kopuyor. Konuşulmadığı düşünülüyor. Orada sanki, yani Erdoğan'ın bu kadar otoriter tavrı, danışmanların bu kadar partiyi dışlaması, kimi troikaların parti içerisinde hakim olmasının orada rahatsızlık vermediği, hiç öyle düşünmüyorum. Orada gerçekten bir vicdan var. Orada gerçekten Türkiye'yi iyi okuyan bir akıl var. Dışında da içinde de bu yapı yeni kurulacak siyasi harekete ciddi bir şekilde destek verecektir. Ama gözlemleyecektir. Önce söyleyeyim, hemen pat diye insanlar, evet, akın akın gelmezler. Süreç içinde. Yani. Süreç olacaktır. İstanbul seçimleri, hep söylüyorum, İstanbul seçimlerini yeniledikleri gün o süreç biraz durdurulacaktır, Erdoğan bunun farkında. Anladım. Ama yenilenmezse daha kısa sürede çıkacak. Daha kısa. Yenilendi, seçime gidildi. Kaybetti ki ben bunun rakamlar üzerinden okuduğumda, özellikle son 3 seçimin tüm sonuçlarıyla okuduğumda, kaybedeceği aşikardır. Hatta şimdi Binali Yıldırım'ı çıkalım, Süleyman Soylu, o zaten daha kötü kaybeder İstanbul'da. Yani kısacası AK Parti'nin kaybedildiği sürecini bugünden itibaren önleyebilecek hiç kimse yoktur. Bir tek Erdoğan vardır, pragmatik bir anlamda, ama bu pragmatizmine izin verebilecek de koşullar son derece yoktur. Hatta Erdoğan'ın bulunduğu nokta itibariyle imkansızdır gibi görüyorum. Keşke Türkiye ittifakı olsa, onu da söyleyeyim. Peki, keşke aslında olsa. Çok enteresan. S-400'le ilgili söyleyeyim. Süremiz de bitti, evet. Hemen not koyayım. S-400'leri almayacaklar. Türkiye Rusya'dan anlaşma yaptığı, öne çektiği S-400'ü almayacak. Nereden biliyoruz bunu? Trump'la 1,5 saat ne konuştular Cuma günü, baksınlar. Açıkladılar mı? Geniş bir şekilde. 1,5 saat. Yapılan açıklama çok geniş değildi.
bir komisyon oluşturabileceği Türkiye'nin önerisi Amerika ama yetkililere S-400'le ilgili sert yoktu. Açıklamalar yaptı ama çok açık duruyor. Yani Türkiye vazgeçecek eğilimi mi? Kesinlikle vazgeçecek. Götüremez çünkü nedeni şuradan sonra. S-400'ü kime karşı kullanacaksınız Hakan Bey? Söyler misiniz kime karşı kullanacağız? Herhalde düşman Aslında, ABD F-35'ler F-35'ler NATO'ya karşı mı kullanacağız? Onu da almak istiyoruz. Bak bu NATO'ya karşı mı? S-400'lerin evet. Yani Rusya tüm savunma şeyini kimin üzerine kuruyor? NATO'ya karşı kurmuyor mu? Siz NATO üyesi değil misiniz? Siz Amerikan karşıtı bir iktidar mısınız? Bu öngörü mü bir bilgi mi? Bak S-400'den vazgeçilmez. Bilgi ama aynı bilgi. Zamanda da öngörü mü söyleyeceğim. Siz Amerika Birleşik Devletleri ile farklı bir yerde misiniz? Siz Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı mısınız? Amerika Birleşik Devletleri 15 Temmuz 2016'da bizzat darbe girişiminin arkasındaysa bugünkü bulunduğunuz nokta nerede? Siz gerçekten kaosun Amerikan emperyalizmi ve tüm ilişkileri bitirmişsiniz. Berat'ı seçimlerden sonra Berat Albayrak'ı niye gönderdiniz Amerika Birleşik Devletleri'ne? Peki. Ne de Cuma günü 1,5 saat görüşme yaptınız? Ya çok açık net. Biz hala NATO üyesiyiz. Yüzünü batıya dönmüş bir ülkeyiz. Amerika Birleşik Devletleri ile ittifakız. Onu zedeleyebilecek her ilişki Türkiye ekonomik olarak, siyasal olarak da başka bir... Ha denge politikası izlemez mi? Tabii ki izleyeceksiniz. Siz şeyde değilsiniz. Rusya ile de izlersiniz. Başkalarıyla izlersiniz. Ama sorun şu. Suriye'ye bakın. Suriye devletinin aldığı tavra bakın. Rus uçaklarını nereye bombaladıklarına bakın. Yani bir taraftan ittifak orayla da nasıl sorunlar yaşadığınız belli. Ben S-400 meselesinin de ekonomik sorunların da yine bu seçim meselesinde AK Parti'yi son derece güçsüzleştirdiğini, Erdoğan'ı güçsüzleştirdiğini keşke Türkiye ittifakı kurabilse ve bu ittifaka HDP'yi de MHP'yi de CHP'yi de parlamentoda bulunan İyi Parti'de herkese dahil edebilse. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür enteresandı. Ederim. Gerçekten enteresan bir söyleşi oldu. Gazeteci Ali Tarakçı'yla siyasette gelişmeler ne olabilir? Seçim yenilenebilir mi? Yenilenirse ne olur? AKP içinde neler yaşanabilir? Ayrı bir partinin gücü nedir konusundan geldik dış politikaya. S-400'lerin iptal edildiği şeyle, yorumuyla, bilgisi ya da öngörüsüyle bunlarla tamamladık. Kapsamlı bir görüşme oldu. Kapsamlı bir söyleşi oldu. Yeni söyleşilerde başka konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın.